Süleyman Seyfi Öğün Fenerbahçe, futbol ve her şey Fenerbahçe nihayet beklenen, özlenen bir değişim sürecine girdi. Sayın Aziz Yıldırım devri kapandı, Sayın Ali Koç devri başladı. Müzmin bir Beşiktaşlı olanak hayırlı uğurlu olsun diyorum. Futbol gerçekten de son derecede ilginç bir dünya. Üzerine ne kadar çok çalışma yapılırsa yapılsın daima bir şeyler eksik kalıyor. Cümle futbol sohbetleri, tartışmaları ne kadar uzatılırsa uzatılsın hep yarıda bitiyor izlenimi veriyor.'' Eskiden mesela 70'li senelerde entelektüel dünya açısından futbol tam bir lümpenlik göstergesiydi. Bu hususen solcular için böyleydi. Onların gözünde futbol kapitalist sömürü düzeninin kendisini güvence altına almak için tıpkı din gibi kullandığı bir afyondu. Başta emekçiler olmak üzere herkesi baştan çıkarıyor, zihinleri, şuurları uyuşturuyordu. Gerçeklerden kopan, sömürülen sınıflar, egemen sınıfları olan köleliğini sorgulayamıyor, iradesine sahip çıkamıyordu. Bu ara çok sık başvurulan bir ispat da vardı. Faşist Portekiz diktatörü Salazar, ben Portekiz'i 3 F ile idare ediyorum. Futbol, Fado ve Fiesta dememiş miydi? Ez cümle futboldan aklımızı, fikrimizi korumalı bir an evvel. Ustaların Marx, Engels, Lenin ve Stalin ustalar kitaplarına gömülmeliydik. Sağda farklı bakmıyordu. Onların gözünde futbol ataerkil bir yasaktı. O imrendikleri babaları onlara futbolu yasak etmemiş miydi? Zar zor satın alınan toplaş bir çakı darbesiyle son nefesini vermemiş miydi? Futbol dinen ve ahlaken ananevi olarak zinhar yasaktı yazları sahil köylüleri bir taraftan köyün ahlakını korumak için dışarıdan gelen mayo veya şort giyip ulu orta dolaşan züppe site yazlıkçılarını sopalarken, diğer taraftan atlarına şort, hele o 70'li senelerin çok kısa şortlarını çekip futbol oynayacak değildiler. Zaten kızıl komünizme karşı verilen mücadelede futbol bir zaaf olurdu. Futbol bir gavur, ola ki bir Moskov oynuyordu. Futbol böyle bir ortamda marjinalleşiyor ve lümpenlere kalıyordu lümpenler için sınıfsal farklar mühim değildi. Lümpenlik sınıfsal farkları siliyor, zengin ve fakiri eşitliyordu. Bakımsız statlar, tozlu topraklı sahalar, cahil pavyoncu, alemci topçular, turşucular, kokoreççiler, seyyar köfteciler, ağızlarından küfür eksik olmayan, ispirtocu, ucuz şarapçı, kurucu, berduş, jiletçi, hasılı, psikopat ve sosyopatların ağırlıkta olduğu taraftar kitleleri futbol için söylenen menfi sözlerin canlı ispatıydı. Hoş, açık kale arkası ve kapalı türbin farkları, lümpenliğin içinde var olan sınıfsal farkları açığa çıkarıyordu. Ama siyasal, ideolojik dünyanın görün cümlesi ottu lümpendi. 12 Eylül ve ardından gelen özal devri her şeyi değiştirdi. Dışarıda kalanlar sindi. Hapishanelerde, işkencehanelerde bedel ödeyenlerin mühim bir kısmıysa meşrebi her ne olursa olsun eğer ölmedi veya sakat kalmadılarsa çıktıktan sonra dönüştü. Başka işler yapmaya başladılar. Dahası baskıladıkları zevklerle yeniden buluştular. 12 Eylül ile birlikte gelen depolitizasyon meselesi henüz layıkı ve ile irdelenmedi. Bunun baskının fonksiyonu olduğu söylenip geçiliyor. Yanlış değil ama eksik. Bu içeriden değişledi. Ağır ve boğucu siyasallaşmalar en başta onu yaşayanları doyurmuştu. Bugünün nesillerini güldüren şeylerdir bunlar. Ama söyleyelim, ağız tadıyla aşık olamamanın, el ele gezememenin, rahat rahat sinemaya gidememenin, denize girememenin acısını bir bir çıkarmaya başladılar. Tabi savrularak, aşırılaşarak. Siyasallaşmaları zaten dengesizdi. Bundan kurtulmaları da bir o kadar dengesiz olacaktı. Bu arada futbolda beraat etti. Herkes daha önce sadece çok yakın arkadaşıyla bir sır olarak paylaştığı, müsabakalarını olmasa bile neticelerini göz ucuyla takip ettiği, başarılarına içinden sevindiği, başarısızlıklarına da içinden üzüldüğü takımlarıyla buluştu. Aslında bu kültürel bir Big Bang'ti. Futbol dünyasında baskılanan ne varsa açığa çıktı. Üç katmanlı bir süreçti bu. Bir kere işin maddi ve kozmetik bir boyutu vardı. Statlar, sahalar, tesisler yenilendi ve birer mabede dönüştürüldü. Formalar, kramponlar yenilendi, topçular atletik vücut ölçülerine kavuşturuldu. İkinci katmanda ise açığa çıkan her şey derhal estetize ediliyordu. Entelektüellerin futbolla barışması, hatta bir kısmının futbol yazıp çizmeye başlaması buna başlı başına katkı verdi. Ama esas dinamik başka yerde. Futbol dünyasının demokratik derinliği basketbol karşısında çok ileride olduğu, Türkiye'de kültürel olarak basketbol çok daha elit bir spor olarak yerleşti. Ben futbolun Avrupalılaşma, basketbolunsa Amerikalılaşma tarihimizi temsil ettiğini düşünüyorum. Futbolun basketbol karşısında duyduğu kompleksin aynasında kendisini estetize etmiş olduğunu söyleyebilirim pek çok basketbol teriminin yerli yersiz futbol jargonuna girmiş olması, istatistikçi olması anlaşılabilir olan basketbol karşısında 90 dakikaya yayılan ezik futbolun hiç gerek yokken bir istatistik fetişizmi yaşaması bu kompleksin göstergeleridir. Basketbol izleyicisi daima mektepli, kızlı erkekli gruplardı. Futbolun kadınlara da sirayet etmesi ve maç sırasında kameraların kadın izleyici teşhirciliği yapması kompleksin başka göstergesi. Gelelim üçüncü katmana. Hepsini anlıyor ve hoş buluyorum. Ama bu üçüncü katmanı asla. Futbol gerek şargonu gerek söylemiyle farkına varmadık ama hayatımızın her alanına girdi ve kültürel bir melting pota dönüştü. O bir zamanlar bütün alanlardan kovulmuştu. Bugün bütün alanları içine alıyor ama hiçbirisine özellik bırakmıyor. O kadar ki siyaseti, arası ilişkileri hatta ekonomiyi bile futbol gibi konuşuyoruz. Futbolu siyaset, ekonomi ve uluslararası ilişkileri konuştuğumuz gibi Fenerbahçe'ye başkan seçmekle memlekete başkan seçmek arasındaki farkı birisi bana bir anlatsa ya.